Hello herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bugün nereye geldik biliyor musunuz? Gezen Oğlu'na geldik. Bayılıyorum da herkes tanıyordur yani, kesin eminim. Tanımayan da Instagram aşağıda. Instagram'dan hemen takip etsin. Çok güzel reels'ler var. YouTube'a da destek verecek artık. Senden YouTube'a destek vermeni istiyoruz. Farklı içerikler çıkartmak YouTube'a istiyoruz. YouTube'a da girecek yani. Daha girmedi. Aynen. Ama bu arada gerçekten... Var birkaç var video. Var ama videoları. Leyli Gül. Bu Çap Çap da. Bu Çap Çap koydu adını. Evet, az önce koyduk adını. Elif'in köpeği var bir tane. Gerçekten. İsmi Leyli Gül. Koymuş daha ne zaman. Bayağı hatta sizinle tanışmıyorduk o zaman. Evet, ben zaten bana gönderdiler. Dediler ki abla bak köpeği Leyli Gül. Çok eskiden evet. Yani. Olcanlardandır ha öyle. Kafa atıyordu bana, gördünüz mü? Yok, o oynamak için yapmıştır. Öyle oynama lan bende. Çap Çap. Allah dur. Ne yapıyor lan? Çap Çap'ı kucaklasana Ceyda abi, göster. Benim kolum sakat yavrum. Bakırtıs Çap Çap. Bunu elleriyle biberon. Biberonla beslemişler bunları çünkü annesi birazdan yokmuş. Birazdan Ceyda abla sağacak ona sütü. Bunu mu besleyeceğiz? Evet. Ana, çay atmışsın, sağmalım, ben çok merak ediyorum. Çap Çap besleyeceksin, hadi gene iyisin. Hadi. Aa, şalvar vereyim ama önce. Hadi ver. Hadi şalvarımızı giyelim. Hadi. Bu niye dışarı? O şey, annesi biraz rahatsızdı. Rahatsız derken? Beyinde galiba birazcık sorun olmuştu. Bu deli olmuştu. Mi? Aynen, delirmişti. Dellenmiş. Doğum yaptı, biz de kendi haline bıraktık. Beslensinler birlikte şey olsun. Bunu yakalayamaz mısın? Yakalarım. Yakalar. Kınal kuzu. Yep. Gel buraya. He? Oğlum çok tatlı oluyor ya. Kuzu gibi bir şey yok abi, ya kuzu dünyada. Kuzu muhteşem bir şey ya. Kulaklara bak. Duruşa bak. Çok komik ya. Annesi işedi, gerçekten deli. Annesi bize bakıp işedi. Okey. Mö diyor bunu. Deli dana kafa. Deli danaya kaymış kafa. Geliyor, yalnız burada kuzu gel. Tokmağa basar mısın? Yok bir şeye basmaz. Vereyim mi kuzunu? Yapacak gibi hareketler. Deli de olsa yavru düştü. Tabii. Siz gidin giyinin gelin o zaman. Bekliyorum hadi ben. Hadi biz giyip geliyoruz hemen. Çap Çap gel. Gel Çap Çap. Bizim kanalı takip etmiyorsunuz ya. Cancıksınız. Onu baştan söyleyeyim. Siz üçünüz can bir arkadaşa benziyorsunuz. Tablet mablet bir şey gördüğünüz zaman dil atıp ya da işte kafa atıp bir şekilde. Bak sen çok dikkatlisin. Aynen öyle. Gel anlatayım. Bu şekilde abone olacaksınız ya. Yavruluktan yetişeceksiniz. Orada küçük canlar görüyorum. Gel buraya. Sana gel lan. Getir. Bak. Bak. Akıllı biraz aptal. Biz Mersin'deyiz arkadaşlar. Gerçekten Gezen Oğlan Reels'larına bir bakın. Tam böyle benim sevdiğim soft mizah duygusu var. Çok tatlı Reels'lar çekiyor. Seslendirmeli. Bu işin ilklerinden yani. Ve çok komik çekiyor. Biz Ceyda ile bayılıyoruz o video attığı zaman, çok mutlu oluyoruz. Eda'ma bak, her şey yakışıyor. Leyli Gül'dü modaya yön veren girl. Ben de burada koyunlara abone yaptım. İki tanesi beni çok iyi dinliyordu. Hemen can yaptım onları, anlattım. Şu hayvanın çok ilginç yeteneklerini fark ettik. Ne yapıyor? Sopa getirebiliyor. Getir. Evet. Biz niye fark etmedik onu? İşte o benim anlaşmam onunla. Ah. Ne yapacağız şimdi? Önce şu çocuğun karnını bir doyuralım. Aynen mı? Bir keçi sağ. Doyuracağız. Keçi sütüyle mi besliyoruz peki? Ay, yok aşk. Badem sütü almış. Marketten onunla besleyeceğiz. Yulaf sütü var mı? Kahvecilere keçi sütü versiyonu mu gelse lan? Çok mantıklı düşünmedin mi şu an? Keçi sütlü latte. Oğlum çok komik ya. Bak köpek yavrusu gibi. Ya bu evet ya, böyle yanında geziyor ya. Bu niye dışarıda? Bu da bunun gibiydi. Bunu Kevser büyüttü. Çağırsak gelir. Çok gelmiyor. O da kafasına göre takılıyor. Obada yani. Kafa göre takılıyor herkese yani, anladığım bütün hayvanlar. Önce sağacağız ama. Nasıl sağacağız ya? Tam şey tribi değil mi böyle? Şehirden gelmiş hemen. Giydi basmasını, şalvarını. Hemen başladı. Ayakkabılarının da beyaz olması mükemmel bir karar Ceyda. Ne var? Müthiş bir karar. Fırat Albayram, korkuyorsun değil mi? Evet. Vallahi bir şey yapmazlar ama. Abi vallahi kendimi bu çamura atarım. Bak öyle söyleyeyim, bak üzerime gelen olursa. Anne! Yok artık, bu ne yeni zaman doğmuş? Yeni. Anam sütü. Az önce doğdu. Batman gibi duruyor, tepeden bana okuyor. Ana, şu an gördüm ben onu. Oradan bir uçarsa var ya. Yok hiç uçmaz var. Ölüm gerçekleşir ama bak Elif. Vallahi uçmaz. Gene ne yapıyorsun? Kızım bak oradan böyle uçarsa böyle kafa uçmaz, üstü. Uçmaz. Bu ne? O da yeni doğdu. Dur yavrum, boklusun şu an. Ne yapıyorsun, üstüne mi işiyorsun hayvanın? Aa, arkada şey kalmış. Boku var. Bok mu? Bok. Bence bok değil o. Boku. Götü boku dedikleri bu işte derler yani, seni gidi oradan götü boku. Kadir, bunun anası nereye gitti? Uyuz keçi mi? Uyuz keçi mi? Gıcık mı? Annesi bunu almadı. Belli de almamış zaten. Bana anne, ben değilim yavrum. Düştü. Nereye gidiyorsun? Yakala getir onu. Aşkım götünde bokunla doğmuşsun.
Hayvanı boynundan niye tutuyorsun? Tutacak yer bulamadım, her yeri bok. Dünyanın en karizma keçisi şu bak. Beyaz olan var ya bak, şu kız. Oha. Lisenin şeyi gibi böyle, popüler kızı gibi orada duruyor bembeyaz. Anasının yanında. Yapma yavrum yapma, ah yazık. Aşkım bunun annesi istemiyormuş bunu. Kim bunun annesi? Bunun annesi istemiyorsa ne yapacağız bunu? Biz tutuyoruz annesini, annesini öylemiyor. Ya, ah, ah. Ne oldu ya? Isırıyor. Ya bu ne ısırma? Ne ısırma? Bitti kadar ya. Yavrum beni emecek mi? Ceyda'yı ısır. Ya beni ısır çok ihtiyaç. Oğlum bak çok tehlikeli hareketlerim var. Bir dakika dur, beni bir çek ya buradan. Yavrum gitme. O gitsin, bir şey olmaz, getiririz onu. Emin misin? Tavuk var orada. Bir şey olmaz, bir tavuk şey olmaz. Tavuk ne yapalım? Tavuk ne yapsın kanı? Ne bileyim ben işte. Eyvah. Ben şuraya mı çıksam? Gel gel sağa. Geldim. He sağmaya giriyoruz. Gel. Bir vurmaz değil mi bana? Yok. Yeah. Yeah. Ama emin de değil ha. Vurursa da vurur. Şöyle. Evet, şimdi sen çıkabilirsin. Çıkmıyor niye ya? Ben niye yapayım? Bakayım seni. Abi bir tane de yapıyor. Ben yapamıyorum ya. Ceyda doğru şekilde doğru açıyla. Şöyle yukarıdan hı-hı tuttum. Evet sık. Heh. Ay dur bir damla geldi. Bir damla mı? Hayvan aç kaldı hadi. Ha? Geliyor geliyor. Çık. Hadi çıkıyor süt balı. Süt balı. Güzel. Daha gelir mi? Gelir gelir. Bu dolduruyor hemen. Bunu? Küpeleri de var onun boynunun altında. Niye gelmiyor gene? Bak bakayım bir. Fuşur fuşur geliyor Elif'ten. Abi bana bırak tamam. Çekin. Yap. Gel bir vurayım. Hadi Fırat abi. Oğlum biz yörüküz ya. Ya bu çocuk her yerli. Önce bakayım. Nerede meme nerede? Heh tamam. Böyle. Tamam. Çok güzel sıktın gerçekten. Sütte doyduk tamam yeter. Çocukta süt kalmadı ya hayvanda. Bir dakika ama ben tekniğini anlamadım. Bir daha. Ben de anlamadım. Şöyle. Böyle sıkıyoruz. Abi aşağı doğru sıkıyorum. Ne oldu ya Fırat? Gene olmadı. Tam avuçlayın. Avuçladım. Yukarı gidiyor. Evet. Yaptım geliyor. İşte. Gelmiyor Fırat, gelmedi. Sütünü bitirdin sen. Hayır daha ondan bir çay. Abi nasıl yapıyorsun? Sihir gibi. Sihir gibi ya. İyi izle. Bak oluyor işte. Ne oluyor oğlum ya? Oluyor. Geliyor işte. Gelmiyor mu? Hayır, hayır. Nasıl gelmiyor? Yere dökülüyor işte. Hayır yerde süt yok ki. Ne sütü atıyor yani? Gidiyor abi. Seninki biraz tazikli oluyor. Benimki o kadar değil ama işte. Biraz senden gelmedi zaten. Geldi ya. Bir kere geldi. Bir damlaya sıçradı. Hadi şimdi bebişi besliyoruz. Ne yaptın? Buraların ağzı kim görsün. Ne yaptın? Koku mu bıraktın hayvana? Hayır bakış yaptım. Besle. Hadi besleniyoruz. Besleme hadi sağ ol. Böyle mi? Hı hı. Kuyruğa bak. Kuyruğa bakın 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 bakın. Nereye gidiyorsun peki? Müthiş bir an ya. Keçi sütleriyle besledik seni be. Oğlum ya ne yapıyor? Oh. Görüyor işte bak daha fazla istiyor. Günde kaç kere yapıyoruz bunu? 2-3 kere veriyoruz. Ha öyle mi? Okul nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor çok şükür şimdi. Üniversite bitti. Bitti. Yüksek, yüksek lisans. Lisans. Tez dönemindeyim aynı. Ne yazacaksın tezinde? Kendi ilçemdeki yörük dokumalarını yazacağım. Vay ne güzel. Genel sanat tarihi okudun. Evet. Şimdi uzmanlığın ne olacak? Türk İslam işte halı sanatı üzerine. Halı sanatı üzerine. Sanat dokuma üzerine yani aynen dokuma üzerine. Sonunda halı şeyimizi senden soracağız yani. Bu halı ne kadar? Şu doğru mu? Alalım yani gerçek mi? Keçi kılından yapıyorlar bizim burada. Ben hep merak ediyorum. Bir tane halı açıyorlar. Abicim şimdi hazır ol. Salıyor böyle. 30 bin dolar diyor. Acaba 30 bin dolar? Acaba 30 bin dolar mı? Ya sen bunu ne yapıyorsun? Değil mi? Ne 30 bin şimdi? 60 kim 30 bini ya? TL olsa belki tamam ama dolar da yani ne bileyim diyor ya işte bilmem ne el dokuması. Ya abartmasınlar yalnız. Abartmayın. Bizim burada şey ot kökünden yapıyorlardı boyalarını. He? Oho. Ya bayağı eski stil. Aynen. Ama şimdi artık öyle değil. Şimdi yok yapmıyorlar ki zaten. Değer görmedi artık. İnsanlar aslında yurt dışından gelen de turistler çok değer veriyorlar da işte. Nasıl ya? Senin şu an incelediğin şey burada değer görmüyor mu artık? Olma niye inceliyorsun Elif? Ne yapsak? Seni değiştirsek senin bölümü. Şu an değer gören mesela yapay zekanın yaptığı. Yapay zekanı şey yaparsın. Yapay zekaya dokuma yaptırırım. Evet öyle yapay zekanı. Keçi kırtırırım. Yani bu işte bunun yavrusu. Yani bu. Hiç öyle durmuyor ama daha keçi. Annesi çok benziyor da bu çok benzemiyor. Evet. Anası mı gelecek şimdi? Senin minnoş. Annesi çok benzer daha keçilerine. Mavi gözlü. Ne çok yapıyor? Tatlı ya. İyi ki kıskandı. Doğru. Aha bak bak. Hayvanlara kıskanmak diye bir şey yok. Çok çok kıskandı. Aa. Aslında dağ keçisi bana daha çok yakışır. Bir şey. Yakışmak ne ya? Rozet mi bu? Buraya ha, takalım. Annesi geldi bak. Oo hakikaten dağ keçisi bu. Jay dağ keçisi. Yine işiyor bize bakarak. Hem de bu sefer çok tehlikeli yapıyorsun oha abi. B vitamini mi içmiş? Çişti sapsarı. Gel iyi oğlan burada. Oğlak gel ben de oğlak vuracağım.
Yaz kış mı burada kalıyorsunuz? Çünkü hayvanların başına beklemen evet, gerekiyor evet, değil mecbur. Mi? Daha yeni olmuş bunlar be. Anne. Bu siyah cülle sen de gel. Uzun. Küçükken hepimiz pazardan civciv alıp eve giderdik biz de. Tabii sonra ölür müydü? Hep ölürdü. Tabii balkonda bakmaya çalışıyorlar çünkü ah şehirliler. Ah bu şehirliler cancık şehirliler ya. Leyli Gül'ü görelim. Leyli Gül'ü nerede acaba? Leyli Gül böyle bir şey. Böyle bir köpek ama yani biraz. İsmiyle müsamma. Ben de öyleyimdir. Leyli Gül köpek arkadaşlar. Leyli Gül. Yavru köpek. Zaten hikayelerinden görebilirsiniz. Aa size şeyi göstereyim. İni göstereyim. Hadi iniyoruz. Şimdi hiç kimsenin görmediği Elif'in gizli mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. Sarnıç da var. Su var içinde. Hadi canım. Evet. İçiliyor mu? Vallahi mi? Yok içilmiyor çünkü içine yılan düştü. Ne? Yılan düştü içine. Orada aşırı büyük yılanlar da oluyor. 2 metre falan. Şu an görür müyüz? Yok şimdi hava biraz daha ısınmadan çıkmazlar oradan. Fırat vazgeçer çünkü. Yok, ben yok. Vazgeçtim zaten içten. Hayır vallahi şu an olmaz. Ne zaman varacağız? Yürüyeceğiz biraz. Yapma Fırat be. Ya, Fırat yoruldu öldü. Yavrum sakatım sakat. Ne alaka kolunla mı yürüyorsun? Sallıyorum ya kolumu yürürken şimdi. Sallama koy cebine. Burası benim doğduğum ilk yer. Ha, o zaman çadır orada mıydı? Hı oradaymış. Ay ne güzel. Burası daha güzel ama. Bu ne lan? Oraya kuyu kazdırmıştı dedem. Sonra su çıkmadı bırakıverdi onu. Bu da kuyumuzu kazanlara gelsin. Arkamızdan çek ki arkamızdan koy kazanlar. Yukarıdaki yere mi gideceğiz? Tepedeki. Evet. Ne? Çıkılır ya şey değil yol var işte. Boynuz mu? Evet. Bu ölmüş herhalde ya da araba çarpmış bilmiyorum. Köpekler getirmişti. Dağ keçisi boynuz işte. Ana. Dağ keçisi arada boynuz. Çıkarıyorum takıyorum. Bir de arkadaşlar. Fırat en son 5 adım atmıştı o yüzden bu biraz çok geldi. Biraz şurada soluklanalım. Bir otur otur. Adam. Her gün bu yolu yürüyor mu? Kışları zor olmuyor mu? Biraz zor oluyor. Bir karmar oluyordur. Oluyor bayağı burada bu kadar falan yağıyor. Bu arada biz Mersin'deyiz ha. Söyledik mi? Söyledim. Ama Mersin değil burası. Toroslar. Toroslar. Senin doğduğun yer burada mıydı? Aynen şurası. Ne bileyim kar yağınca mesela daha sıcak bir yere göçmek mantıksız mı? Nereye göçsün? Miami'ye mi göçsün kar yağınca kız? Ya yurt kavgaları oluyor ya. O diyor sen benim yerime gelme. O diyor sen benim yerime gelme. Ha, diğer yörükler. Evet. Burada herkes hayvancılık yaptığı için. Doğru. Peki sen ne kadar bir alanla sahipsin burada sence? Burası iyi ya. Dedemin ya buralar. Bu bayağı büyük bir alana başkası gelip kuramıyor oba. Yok. Bunlar da kirpi dikeniymiş. Kirpi oku. Bu nasıl bir kaç ne, boyutu ne bunun? Bayağı büyük oluyor. 15 kilo falan. Gördün mü hiç? Biz sokakta şu gördüm, kadar görüyoruz kirpi. Bayağı gördüm ben. Bakar mısınız şunlara? Köpeklerime saplamıştı en son. Ne diyorsun? Evet. Bakıcı nasıl tipi? Koşuyor mu? Düştü lan manyak. Koşuyor mısın? Bayağı vurur koşuyor. Mu? Koşar bunlar çünkü. Ay ama bunları Afrika kirpisi gibi lan. Afrika kirpisi. Afrika'da da böyle. Hatta oğlum, Türkiye'de ya. Olduğunu bilmiyoruz falan diyenler bayağı oluyor. Afrika'dakiler bu kadar da yani yine de bu da bayağı maşallah bir kirpiymiş. YouTube'da var mı? Hatta görmüş. Instagram'da da var. Köpekler onu kovalamaya çalıştı. O da köpekleri dikenlerini batırıyor ya böyle. Ya nasıl böyle pıt diye fırlatıyor evet, mu? Evet böyle tırr ediyor böyle ses çıkartıyor. Böyle fıt 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 atıyor ha? Galiba öyle yapıyor yoksa nasıl batıracak ki? Çünkü bayağı girmişti köpeğe bu kadar. Abi çok acayip süper güç gibi bir şey değil mi? Şimdi yüksek lisans yaptıktan sonra ne yapacaksın? Vallahi doktorayı düşünüyorum. Bir de dili öğrenirim diye. Bakalım. Sonra akademisyen mi olacaksın? Onun hayalim var da inşallah olur. Ya bu işi devam ettirmeyeceksin. Bu işi de devam ettiririz. İkisini de yapar yani. Nasıl ettireceksin? Hem okula gidip hocayı olup hem burada. Yani akademisyen olursam bahçesine... hafta sonu gelirim buraya ya. Ha, kardeşim aynen. Baksın. Hem influencer, hem youtuber, hem şey Instagram. Şey yok mu bazen böyle paylaşıyorlar. Bizim üniversite diyorlar. Üniversitenin kampüsüne inekler geçiyor. O tarz bir kampüse gidip oraya kurulabiliyormuşsun değil mi? Obayı kuruyormuşum öyle. Obayı kampüsün ortasına. Evcil hayvanımla geldim diye. Hocam bunlar da benim. Hocam yurt pet alıyor mu? Ne getirdin kızım? İnek. 200 tane keçi. Dağ keçisi getirmiş. Benim kangalım girebilir mi ya? Siz kangalı görmediniz. Kangal deliymiş onu bağlamış. Kangalı bağlamış üzerimize. Yoksa beni ısırabilirmiş. Ama benim yörük yapımı bilmiyor tabii. Ben gözlerden anlamışımdır. Antep'te biz de yörüktük çünkü. Ama biz çok eski yörükmüşüz. Evet. Eskidenmiş. Bizim obamız yok. Hadi yürüyümüze yolumuz. Hadi yolumuz uzun ha. Yılan diye korkutayım. Çok taş var ya. Bu taşlar nereden geliyor? Evet giriyorum? Acayip taş var ya. Bunları taş ev mi yapsak? Allah. Oha Fırat yılan. Ya abi kolumu al. Kolumu kastım nasıl abi. Nasıl yaptın ya böyle yaparak kolunu nasıl ya. Kastın? Ben bile inandım. Ya Fırat yılan olup bunu ben seni ayağına atmam nasıl bir... Ya kolum gitti ya. Şimdi gerçekten yılan görecek seni attın sanca. Ben taştan yürüyemiyorum bu arada. Zaten yürümek taştan dolayı zor. Bizim yolumuza ne taşlar koydular da yürüdük. Hey gidi. İnşallah çok bir şey vardır. Ya ne olacak? Ne olacak? İn yani. Bir ineceğim, bir bineceğim. Bıraktım kendimi. Sal kendini, sen şuraya yat. Biz buraya çıkıyoruz, bir de oradan su çekiyoruz buraya. Hiç.
Devam. Tamam sensin. Tamam en şey sensin. Tamam sen ya. Yörük kız tamam. Şu an Nikin'in şimdi neden? Şimdi anladım ben de gezen oğlak evet. Anladım. Oğlak gibi tırmanıyoruz. Ana. İçerisi serindir ama. Yörük kanımdan kaynaklı senle eş hızla gidiyorum ama Ceyda geride kaldı. Biz çıkarız Ceyda her yerden. Bizim olayımız o. Bura kışın sıcak olur, yazın da serin olur. Öyle. Aslında öyle. Yaşanacak yer. Emlakçı gibi bize burayı satıyor. Yalnız var ya. Yurt dışında böyle yerlere ev yapıyorlar bu arada biliyorsunuz değil mi? Şöyle manzaralara. Bizimkilerde yaşıyormuş eskiden. Ha, ama manzara... bundan daha tabii ev gibi olan yerlerde. Elif'e bak nefesini iki kere bile almadı. O kadar rahat. Nefesini almıyor bile yani öyle rahat. Almasam da olur diyor bir süre. Genelde ne yiyorsunuz? Ne pişiyor? Evet. Et değil mi? Lazım çünkü bu gezmeye tozun hep protein. Değilse vallahi ölürüz. Sıkıyorsa burada vejetaryen ol. Ne vejetaryanı vallahi. Babamı yerim. Ya kim ne istiyorsa olsun yani vejetaryen vegan ama birbirine ittirmeyi hiç sevmiyorum ya böyle şeyleri. Büyük çamaşırları var ya. Oraya gidiyoruz değil mi? Onun arka tarafına gideceğiz. Buradan gidiyorsun. Evet. Gidiyor mu ya? Mesela sabah gidiyoruz, öğle geliyoruz, birazdan yine gideceğiz. Kaç saat sürüyor git gel? Yarım saatte giderdir, yarım saatte gelişir. Nasıl ya yarım saatte yarım biz saatte. Buraya geldik? Çıkar keçilerle çabuk çıkılır. Keçiler çekiyor mu seni? Dinlenme diye bir şey yok ki, sıkıyorsa dinlenmeyin. Keçiler kaçar. Keçileri kaçırmak buna ne yiyormuş? Bir tane çoban varmış, kedileri kaçmış. Delirmiş. Bütün mal varlığı gittiği için delirmiş. Ne oldu buna, ne oldu buna ya böyle diyorlarmış. O da keçileri kaçırdı İşte bizimki diyorlarmış. De öyle olur. Kurtlar kapar. İşte aynı mantık işte keçileri kaçırdık. Biz ne dedik şimdi? Ne dedik? Deliriyorsun yani. Keçileri kaçarsa delirirsin burada işte zaten. Ne yapsın hayvanın bütün geçimi? Hayvanın. Bütün geçimi insanlar. Yani yine de yarım saatte bana oraya gitmesi mantıklı gelmedi. Vallahi gider. İstersen deneyelim gidiliyor mu gidilmiyor mu? Niye oraya gidiyorlar? Burada otlasınlar. Ya burada... Ya çeşit istiyor. Aynen. Orada daha fazla var. Ne var? Ot. Bu arada bu vlog üzerine okuma var ya. Kralı bu kız yani. Haberiniz olsun. Reels üstüne okuma aynen. Vlog gibi böyle var yani. Aşırı iyi ya maşallah. Çok yetenekli o konuda. Teşekkür ederim. Peki yoruluyor musun? Ha, çıkıyor gene yani. Çıkıyor ya. Huzur dolu bir video ya. Fazla huzur doldum. İnsanlaştım adeta. Şurada bir saat mi uyusam var ya. Ama yılan oluyor ya. Yılan mı oluyor? Çok oluyor yılanlar yazın. Şu an değil. Neden şu an değil? Çünkü havalar daha tam ısınmıyor. Yazlık yeri mi yani yılan? Tam ısınmadı çünkü. Arkandan gelirse gelir yılan sana. Zaten sorun orada Ceyda. Ama üstüne böyle tam üstüne varmazsak görünce kaçıyor ya. Zehirli mi buradaki yılanlar? Bazıları zehirli evet. Geçen sene bizim koçu sokmuştu bir tane ölmüştü. Öldü mü? Hemen mi öldü? Öldü. Sarnıcı da bakalım yan tarafta. Hadi bakalım. Bu çok güzel kokar. Ne bu bakayım? Kekik türübü. Oh be! İnsana resmen huzur. Bayılıyorum şu şehirlerin o ormana şeye gidip bir şey koklayıp. Oh be! Mis ya mis! Sen oradan in. Biz yörükler buradan inemeyiz. Kokla bak. Utku sen de kokla. Bu mu obruk? İçinde su var evet bu. Ama yılan düştü diyorsun. Çıkardık da işte pislendi artık. Bunu tam temiz yaparlar. Hmm. Eskiden içerlermiş tam temiz ama artık şey yapmıyorlar insanlar içmediği için. Kışın şu kenarlarından su dolar burada. Su biriktiriyor yani yağmur biriktiriyor. Suyunu biriktiriyor. Hı-hı. Ama yılan düşünce zehirleniyor su. Şunu atayım kekikli suya bak. Niye atıyorsun? İçinde bir sürü şey gördüm ben. Köye gidince diyorum ben de bir hesap açayım. Gezen at. Biraz yüksekteyim. Sanki biz alçaktaydık ya. Ne iş ben anlamıyorum ki bunu. Ya da şöyle et yiyen bir şey olması lazım benimkinin. Mesela gezen kaplan civardaki bütün et restoranlarına gidiyorum. Ay gezen oğlak olmuş sen beceremedin ismi. Gezen aydın panteri. Gelin. Çok tatlı ya aslında. Bir şey yapmaz ki. Bana doğru üflemeyelim Elifciğim. Bak kameramanımız çok korkuyor böcekten. Vallahi. Ha, evet. Bunların ikisi de böyle bu arada. Yok ben hayvandan korkmuyorum. Hayvanları tanıyorum. Ay! Ya Ceyda çok acıyor ya. Yapma ya. Dün akşam diyor ki anlatsana herif yüzüne ne gel. Yüzüme bir tane böyle çiyan geldi ama bu kadar falan var. Telefonun ışığıyla sonra attım böyle bakıyor. Anneye dedim böyle. Babam dedi ki ne oldu dedi. Çiyan var falan dedim. Bunun için bağırıyorsun dedi. Ben de o öyle deyince sakinleştim ve yaptım. Ne gitti, yapabilir? Gitti sonra. Isırır ve şişiriyor. Şişer başka? Duruyor. Genelde babam ısırıyor adı zaten. Sen kapat düşeceksin yoksa hani kameraya bir şey hadi olacak. Geldim. Hadi. Hadi gidince şey yaparız hadi. Buraların insanı değilsin ha. Bir entegre olamıyorsun yani. Yok, olamıyorum. Ben birazcık şey olsun dedim, action yarat dedim, rezillik yarat dedim, ortalığı dedim, birbirine kat dedim. Ulan bana oldu. 50 kilometre yürüteceğini düşünemedik. Taşlardan yürümüyor zaten. Taşlar sıkıntı. Bizim buranın taşı var şuraya. Çok taş var çok ya. Çok ya. Hiç depremi hissedilmiyor burada. Ha? Hadi Mustafa hadi yabancı mı oturma ya? Tamam. Bir şey diyeceğim bana çok, bana et çok çok az. O yemez et. Ben yemem hiç çok az et yiyorum. Yeter. Çok hani tamam. Keçi eti mi bu?
Keçi eti. Fırat abi eti seviyorum. Fırat her türlü eti ver ya. Biraz ekşi olur keçi eti. Ne biliyorsun sen ne zaman keçi eti yedin bu da akşam kesiyorsun bize ya? Oğlak eti de yedim tabii. Her yerin oğlağı farklı tabii şimdi de. Antep'teki oğlak daha ekşiydi hatta o. Elinize sağlık. Vallahi elinize sağlık. Salata çok güzel. Yoğurduna bak hemen. Şeydekiler kokuyor bir kere. Bunlar niye kokmuyor? Ya keçi peyniri kokar ama. Yok peynir de kokmuyor aslında. Bize gelenler diyor bir kere kokmuyor. Nurgül'de de yemiştik hatırlıyorsan hiç kokmuyordu orada. Ama o kokusunun için yiyoruz zaten. Mesela biz kırpmadan sağmayız. Peyniri yapmayız yani sağmaya başlamayız. Hani kıllarını falan kırmayız. Niye? O koku mu yapıyormuş? Ya koku yapmıyor da yine de işte hani içine şey olur diye. Allah Allah. Koyunu da aynı şekilde mesela. Abi ekmek yer misiniz siz? Yok ben şey yemem abi. Tamam. Ben normalde akşamları yiyorum sadece. Tek öğün yiyorum. Şimdi araba kullanacağım için çok dikkat edeceğim. Yoksa uyurum. Bende şeker var. Yok aşkım. Ben yedim uyuyor. Baktırdık ya. Kendine karar vermiş ya. Herkes var diyor. Herkes ben demesin olur mu? Kanına baktırdık doktor baktı yok işte. Hamur kapat beraber yek. Hadi gel. Allah. Yemeğimizi şey, yedik bitirdik şimdi oldu. Çayımıza geçtik. Herkes şekerli içiyor galiba burada. Son şekerim var tabii ne olur şekerimiz. Aa sineği öldürdüm lan. Nasıl becerdiysem sineğin üzerine koymuşum. Öldü. Bunu yaptım becerdim. Annemlerin köyünde de çok kara sinek oluyordu. Kara ama orada sinek. Ha, bu hayvancılıktan oluyor. Evet hayvanlardan geliyor. Köyün işi, çadırın işi çok zor. Zor tabii abi. Eğlenceli eğlenceli anlatıyoruz. Görenler diyor keşke biz de yaşasak. Ha gel. Ya, ha, bayılıyorum gel o romantizme. Gelsin bir iki hafta sen de burada bir... Ne iki haftası? İki gün kalsa görürüm ben. Abi elektriği aküden mi alıyorsunuz? Güneş enerjisi var ya dışarıda ondan. Buzdolabı falan çalıştırıyor. Burada taşla örerdik. Ocak. Ondan sonra elektrik yok o zaman. Dağdan çıra toplardık. Orayı yakardık. Buraya ev içine geldim dedi böyle. Benden kara olurdu. İş yapıyor. Bizim burada rüzgar da öyle bir eser ki. En güzel havaya yak geldim. Şu gördüğünüz ocak çamları gördünüz değil mi ocak çamları? Hepsi devrilmiş. Bir zaman bir esti buraya. Sadece şu arada 910 çam. Sonra bir kasırga var burada. Oo, bir bakıyorum çamın koku karar veriyor sadece. Sen var ya mahvolursun. Ben var ya kasırga benim en korktuğum şeyim. Baygınlık geçiririm burada. Evet. Ya ne korktum? Dalmışım. Uykum geliyor. Yat uyu ya. Yok. Biliyoruz mecbur. Böyle hep günü birlik biliyor musun? Biz böyle sabah. Hayatımız yolda geçiyor gibi oluyor. Çok kötü. Gece evet. Herkes izliyor ya şimdi 30 bir dakika. Bir de evdeyiz. Bu en kısa çekimlerden biri. Bazen 5 saat sürüyor. Gidiyorsun 3 saat uçuyorsun. Onu arabaya biniyorsun gidiyorsun. Bak 5 saatte zaten senin yanına geldim. 5 saat dönüş 10 saat. Yani aslında uzun sürüyor da. Sabah yazmış herkes. Siz gezmeye biz okula. Keşke gezmeye olsa. Ha, biz de geziyoruz. Evet. Gezen oğlakla şey gibi oldu bu. Evet gezen oğlakla turumuzu. Kaç şu anda senin YouTube? 48 bin. O 150-200 bin olur. Instagram'da hani takip edin. Ama video at yani. 150-200 bin olacak. Görsün hemen. Yok atarım. YouTube'a daha çok atacakmışım evet. Bence. Tabii Instagram zaten 900 bin olmuş. 1 milyon olur. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Canlara güvenim sonsuz. Keyifli bir videoydu. Teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. Çok yağlıdınız. Çok teşekkür ederim. Evet vallahi sağ olun. Yemekler, çaylar. O zaman gidiyoruz. Köyümüze dönüyoruz biz İstanbul'a. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ya ah! Ah! Ah!